Bu ne? Telefon kartı. Polis peşimize düştü. Numaralarımızı değiştirmemiz lazım. Can Bey haklıymış. Can mı? Ne alaka? Polisler Can Bey'i aramışlar. Beni sormuşlar. Geri dönmemizi istedikleri için de bizi ikna etmesini istemişler. Can Bey, seni ikna ettim bari. Hem de nasıl? Sen başının ne kadar büyük bir belada olduğunun farkında mısın? Reşit olmayan bir kızla birlikte ortadan kayboldun. Böyle numaraları değiştirerek biz bu işten sıyrılamayız. Ben geri dönmeyeceğim, biliyorum. Mi? Korkmazsan ne olacaksın? Bak, bu kız 4 ay sonra reşit olacak. Reşit olduktan sonra istediğini yapar. Ben de gider polise ifade veririm. Sonra? Peki sonra ne olacak Korkmaz? Bilmiyorum. Bakacağız. Korkmaz'ım. Bak senin zaten bir sabıkan varmış. Can Bey avukat. Eğer istersen ben... İstemiyorum. Ben numaramı değiştiriyorum. Sen değiştirecek misin? Bizimle misin değil misin? Bir zamanlar diye başlar kalbimize girenlerin hikayesi. Önce anadır, babadır, kardeştir onlar. Ben bir zamanlar hem anadan hem babadan mahrum, kimsesiz bir çocuktum. O kapıdan ne zaman içeri girsem, ya bana git derlerse diye yıllarca korktum. Büyüdüm, okudum, adam oldum ama hep korktum. Neden hala oya bir daha giremezsem diye korkuyorum. Neden gidecek başka bir yer bulamadım? Neden kapısını çalıp derdimi anlatacağım bir arkadaşım hiç olmadı? Neden hiç başkasını sevmedim? Yoksa beni hep sevsinler diye mi bir tek onları sevdim? Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Cümleten hayırlı akşamlar. Size de hanımefendi. Size de. Size de küçük hanımefendi. İnsan bir iyi akşamlar der ya. Vursuz. Ne haber, ne yaptınız? İyi, gezdik dolaştık. Anne bak, abim bana dino aldı. Aman da aman, pek güzelmiş. Oh, teşekkür ettin mi abine? Etti anne. Yemekte ne var? Nasıl ya? Bütün gün evdeydiniz, hiçbir şey hazırlamadınız mı? Aman be Selo, uzatma işte, misafir onlar. Ben şimdi sana bir şeyler hazırlarım. Kalk oğlum, kalk. Dur. Ya da en iyisi sen çık dışarıda ye. Ha. Olur. Bana uyar. Kim? Hadi bana eyvallah. İyi ki yolladın. Dalıyordum. Sakın. Şurada 2 gram huzurumuz var, onu da içine etme. Bak, Selo iyidir aslında. Bakma böyle göründüğüne. İşinden atıldı, morali bozuk. Toparlayamıyor. Sen nasılsın anne? Biz bir şeyler hazırlayalım. Hadi gel Nermin. Ömer, ablacığım gel sen de bize yardım et. Bakayım Dino'na. Ne kadar büyük bu. Sen bana bir şey mi söyleyeceksin?
babası kim anne? Kimse kim? Biliyor mu oğlunun böyle bir herifle beraber yaşadığını? Misafirliğini bil. Ben kalıcıyım. Sen anneni bu kadar sever miydin? Ömer için kalacağım. Kızlar? Onlar da kalacak. Sevim. Ya bu kızların başına bir şey gelmiş olmasın, ben çok merak ediyorum. Ay ablacığım, ne gelecek Allah aşkına, hemen evham yapma. Belli ki polis arıyor diye numaralarını değiştirmişler. Ama bak ben sana söyleyeyim, bunlar dönmekten vazgeçmiş gibiler ha. Ay yok, olmaz öyle şey. Olur mu? Bak Ferah gelirse ne olur, ne yap ne et, onu ikna et. Alsın kızı da gelsin buraya, kurban olayım ya. Tamam, tamam söylerim. Hele bir çıksın da ortaya. Ya bak bir şey söyleyeyim, ben sana bu müdür boş durmuyor. Dün nüfus idaresine gitti, bugün de böyle bir paket verdi kargoya. Ya niye bu işin üstünde bu kadar duruyor, anlayamadım ben ya bunu. Niye olacak? Almıştır paranın kokusunu. Fettahlar her şeyi parayla hallederler ama bunu halledemeyecekler. Ablacığım ben seni arayacağım, tamam mı? Bir müşteri geldi. Tamam, tamam görüşürüz yavrum, tamam. Tamam görüşürüz. Hoş geldiniz Can Bey. Hoş bulduk. Sevim Hanım, aslında ben Ferah'a sormaya gelmiştim. Sizde yeni numarası var mı? Yok bende numarası. Zaten o bir gelip gitmişti. Siz nereden tanışıyorsunuz Ferah'la? Karışık bir hikaye. Olur da gelirse beni aramasını söyler misiniz? Tabii, tabii söylerim. Ama çok önemli. Eğer önemli bir şeyse ben teyzesini arayayım, bilgilendireyim. Yok, siz beni aramasını söyleyin. Bu arada siz Ferah'la nereden tanışıyorsunuz? Biz tanışmıyoruz. Yani yeni tanıştık biz. Bir ahbabım aramıştı, bu teyzesi dediğim. Hani buraya gelecek ya, belki bir şeye ihtiyacı olursa falan diye benden bir ricada bulmuştu da. Anlıyorum. Kolay gelsin. Ay bu beni mi yokluyor ne? Bir şey mi biliyor yoksa bu? Kafayı mı yedin? Aranır mı bu numaradan Ali'ye anne? İlk işi numaranı polise vermek olur. Sen ne yapıyorsun ya? Ver şu telefonu. Ya Ali'ye anne niye böyle bir şey yapsın? Niye böyle bir şey yapsın? Niye olacak? İkimizin iyiliği için. Ne yap ne et, Narin geri getir diye yollamadım seni İstanbul'a. Yolladı. Ben ne yaptım? Uyumadım. Burada kaldım. Telefon numaramı değiştirdim ben polis kaldığımız yeri bulmasın diye. Ve bütün bu olanlardan Ali'ye annenin haberi olması lazım. Anlıyor musun sen beni? Şimdi değil. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz ya? Ne mi yapıyoruz? Kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Kimse bize karışmıyor. Ya sen değil miydin kapıdan çıktıktan sonra nefes almaya başladım diyen? Ver şunu. Ay, Narin ver şunu bak. Ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Annesi oğluna iş bulacak. Siz de Ömer'le ilgilenin. Selo gitti. Onu kafanıza takmayın. Ha? İstiyorsanız siz de gelin, değişiklik olsun. Yok yok, git sen. Korkmaz. Çok geç kalma bak, olur mu? Hadi görüşürüz. Bana bak. Ha? Hangisi seninki? Büyük olan mı, küçük olan mı? Nedir anne? İkisi de güzel. Ama sen büyük olana bakıyordun, ben almadım onu. Annen ne ara gördüm, ne zaman anladım. Sen nasıl bir kadınsın ya? Kardeşim onlar benim. Hadi lan, ben anayım, bilirim. Ana. Çocuğunu kapının önünde bırakıp giden ana. O bir gençlik hatasıydı, yüzüme vurup durmasana. Hadi yürü, yürü, yürü. Yürü.